Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen İnsanlığın Medeniyeti programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, haklarını kullanamayan insanlar şahsiyet kazanamaz diyerek sözlerine şöyle devam etti. AK Parti teşkilatlarından gelen değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 10 Aralık 1948 tarihinde oylanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 70. yıl dönümü. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin dünyanın her yerinde insan hakları konusunda ortak bir anlayışın geliştirilmesine katkı sağladığına inanıyorum. Her ne kadar çekilen acıları sona erdirememiş olsa da en azından Birleşmiş Milletler düzeyinde geçerli bir kriter olan bu beyannamede yer alan hususların hayata geçirilmesini temenni ediyorum. Tabii bizim medeniyetimizde insan hakları bizatihi insanın varlığında mündemiştir. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhissalatu vesselam'dan bugüne kadar dünyaya gelen her birey bu haklara sahip olarak hayata gözlerini açmaktadır. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin bize bildirdiği emirlerin her biri birer insan hakları kriteridir. Haklarını kullanamayan insanlar şahsiyet kazanamaz. Dolayısıyla sorumluluk sahibi de olamaz. İnsanlara haklarını kullandırmayan toplumlar da medeni olamaz. Göklerdeki ve yerdeki her şey, akıl, konuşma, iyiyi kötüden tefrik edebilme kabiliyeti olan insan içindir. Cinsiyeti, rengi, ırkı, dili, kültürü ne olursa olsun, herkesi kardeş olarak kabul eden inancımızın insan hakları çerçevesi de buna göre şekillenmiştir. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesi bizim medeniyetimizin en önemli insan hakları belgelerinden biri olarak geçerliliğini korumayı sürdürüyor. Bizim kültürümüzde insan hakları denilince akla hemen Yunus Emre'nin yaradılanı severiz, yaradandan ötürü ifadesi gelir. Dört kelimelik bu sözün ifade ettiği manadan daha güçlü, daha yüce bir insan hakları ölçüsü var mıdır? Bilmiyoruz. Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye öğütlerinden biri olan insanı yaşat ki devlet yaşasın ifadesini de bu çerçevede önemli görüyorum. Esasen insanı Rabbimizin halk ettiği o büyük alemin bir parçası olarak kabul ettiğimizde tüm mesele çözülmektedir. İnsanı sevmeyen ve onun haklarına saygı duymayan tabiatı da sevmez. Tabiattaki diğer varlıkların haklarına da saygı duymaz. İnsanı ve tabiatı sevmeyenin Rabbimizin alemdeki diğer mucizelerini görmesi, görse bile kalbinde ve kafasında yerli yerine oturtabilmesi de mümkün değildir. Dolayısıyla bugün dünyada insan hakları diye en çok bağıranların eskiden beri insan hakları konusunda en kötü sicile sahip olmaları tesadüf değildir. Nitekim
kendilerine kurdukları huzur ve refah dünyasında insan hakları üzerine ahkam kesenlerin konu diğer coğrafyalara ve toplumlara geldiğinde bir anda renk ve karakter değiştirdiklerini görüyoruz. İstanbul'da yaşanan sokak eylemlerinde, gezi eylemlerinde, insan hakları savunuculuğuna özellikle soyunanlar, Paris'te yaşananlar karşısında kör, sağır ve dilsiz hale dönüştüler. Dünyadaki hiçbir yazılı ve görsel medyada Fransa'daki hadiseleri izlemedik. Hollanda'yı izlemedik. Brüksel'i izlemedik. Neredesiniz? Ama gezi eylemleri için dünyayı ayağa kaldırdınız. Niye? Burası Türkiye olduğu için mi? Hadi şimdi de aynı şekilde anlatın. Yayınlayın. Yayınlamadılar. Niye? Dürüst değiller. Samimi değiller. Türkiye'ye milyonlarca sığınmacı akın ederken bizi sınırlarımızı açmaya davet edenler kendi topraklarına yönelen aynı insanları dikenli teller ve duvarlar başta olmak üzere en sert tedbirlerle karşıladılar. Kim insan hakları savunucusu? Biz mi? Onlar mı?